Selam arkadaşlar, Çınar Akademi olarak yeni bir derste yine karşınızdayız. Ben Murat Hoca, Mayıs ayı ikinci çalışma sorularını çözmeye başlamıştık. Bu sorulardan Türkçe sorularını çözüyorduk. Sıra geldi Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün hazırladığı kitapçıktaki Türkçe sorularına. Bu arada diğer illerin hazırladığı Türkçe sorularını da kanalımızda bulabilirsiniz. Bunu da hatırlatmış olalım. Bu kitapçıktaki ilk 10 soruyu çözdük. Sıra 11. ila 19. sorular arasındaki sorulara geldi. Bu sorularda da kullanabileceğiniz kısa yollar ve yöntemler varsa püf noktalarından bahsederek size yardımcı olmaya çalışacağımızı hatırlatalım ve ilk soruyla yani 11. soruyla vakit kaybetmeden başlayalım. Evet, 11. soru bakalım ne istemiş? Buna göre aşağıdakilerden hangisi olay ağırlıklı bir metin değildir? Ne olduğunu öncülden öğrenebilirsiniz. Olay çevresinde gelişen metinlere olay metinleri denir. Bu metinlerde olaylar yer, zaman ve kahraman unsurlarıyla birlikte ortaya konur. Mesele burada olayı bulmak, bunu hatırlatalım ve devam edelim. Ali yeni bir iş bulmuştu, kahramanı verdi. Bir haftadır fabrikaya gidiyordu, aynı şekilde yeri verdi. Annesi de bu işe çok sevinmişti, annesi de işin içinde. Bugün de annesinin seslenmesi üzerine kalktı, yataktan kalkıp yemek odasına geçti. Odanın içini kızarmış ekmek kokusu doldurmuştu, semaver ne güzel kaynıyordu. Ali kahvaltısını yaptıktan sonra evden çıktı. Olayı gördük. Başladı, devam ediyor, gelişiyor ve devam ediyor aynı şekilde. Aradaki betimlemelere takılmayın. Mesele burada nedir? Olaydır. Dolayısıyla cevabımız bu değildir. B'ye bakalım. Kaliteli kitaplara ulaşmak zor değil aslında. Tespit. Bunu sağlamanın yöntemi anne ve babaların kitap okumayı sevmeleri. Bir daha bir tespit. Anne babasını tespit ve değerlendirme olarak düşünebilirsiniz. Anne babasını kitap okurken gören çocuk okumayı sever. Okumayı seven insan süreç içinde kaliteli kitabı tanır hale gelir. Hala tespitler devam ediyor. Kaliteli kitaptan anlayan okurlar yazarları da iyi kitap üretmeye zorlar. Seçici okurun olduğu yerde kolaya kaçan yazar ve yayıncılar barınamaz. Aynı şekilde tespit, kaliteli kitaplar böyle bir ortamda üretilir ve bunlara ulaşılması daha kolay olur. Tespitler ve değerlendirmelerden oluşmuş bir olay görmüyoruz burada. Dolayısıyla da cevabımızı bulmuş olduk. Kısaca diğerlerine de bakalım. Tavşan ikide bir böbürleniyor, kimse benden hızlı koşamaz diyormuş. Sonunda kaplumbağa dayanamayıp istersen yarışalım demiş. Kaplumbağa tavşan hikayesi. Dolayısıyla buradaki olayı görebiliyoruz. Bir zamanlar yaşlı bir adamcağız, bir tek oğlu varmış. Bu olan yiğit cesur biriymiş ve ava çıkmayı çok severmiş. Günlerden bir gün delikanlı ormana avlanmaya gitmiş dediğinde bakın bir olay anlatılmaya başlandı. Dolayısıyla burada da olayı görebilmekteyiz ama net bir şekilde B'de olay ağırlıklı bir metin olmadığını görebilmekteyiz. Gelelim diğer soruya. 12. soru buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? Neye göreymiş? Bağlaç olan Deda, evet. Haleki olan Deda yazımıyla alakalı. Hemen bakalım. Talat da önümüzdeki hafta planlanan geziye katılacak. Başkaları katılıyor. Talat da katılacak. Bağlaç olan D doğru yazılmış. Yani ayrı yazılacak. Anı geçmişte yaşadığımız olaylar üstüne kaleme alınır dediğinde nerede ya da ne zaman olarak düşünebilirsiniz bunu? Ne zaman sorusunun cevabıdır aslında. Geçmişte dedi. Burada şöyle düşünmeyin. Kaleme alınmanın bir dolaylı tümleci ya da ögesi olmak zorunda değil. Burada yan cümlecik var. Yan cümleciğin bir ögesi halinde. Doğru yazılmıştır. Bana tahammül etsen de etmesen de bağlaç olarak kullanılmış görüyorsunuz. Dolayısıyla ayrı yazılacak. Van'da kalıp otlu peynir yememek olur mu? Şimdi buraya dikkat edin. Evet, Van bir özel isim. Ayrı yazılması gerekir gibi duruyor ama bitişik yazılması lazım. Bitişik yazıldığında bize ne gösterirdi? Buradaki kesme işareti. Ancak burada kesme işareti yok. Bu dolaylı tümleç olan, yani nerede kalıp? Van'da kalıp. Dolayısıyla burada yer bildiriyor bize. Yani halekidir. Buradan bunu çıkarabiliriz. Yine aynı şekilde cümlenin dolaylı tümleci değil. Bakın burada yan cümleciğin bir ögesi durumunda. Burada karıştırmayalım bunu. Ayrıntı bir bilgi olarak bunları da vermiş olalım. Cevabımız Denizli olacak. Diğer soruya geçebiliriz. Geldik 13. soruya. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nokta bu işlevlerinin dışında kullanılmıştır? Hemen işlevlere bakalım ve eleyelim. Saat ve dakika gösteren sayıları birbirinden ayırmak için. Saati gördüğünüz anda eleyin. 0.9.9.30. Evet, burada doğru. Sayılardan sonra sıra bildirmek için kullanılır. Birinci, ikinci, üçüncü gibi. Birinci sırada dediği anda burada da doğru kullanılmış. Tarihlerin yazılışında gün, ay ve yılı gösteren sayıları birbirine ayırmak için. Tarih görüyor muyuz? 23.04.2020. Burada da kullanılmış. Bazı kısaltmaların sonuna konur. Kısaltma görmüyoruz dikkat ederseniz. Ancak burada sayı basamaklarını göstermek için kullanıldığını görebiliyoruz. Cevabımız da bu. Çünkü yukarıda öncülde böyle bir bilgi verilmemiş. Diğer soruya geçebiliriz.
Geldik 14. soruya. Buna göre şeklinde kodlanan kelime aşağıdakilerden hangisidir? Yukarıda kod verilmiş. Bu kodlara göre kelimeyi bulacağız. Burada her zaman ama her zaman kısa yol bulmaya çalışın. Bunlara bir göz gezdirdikten sonra ne aradığınızı bilmek için baktığınız zaman yukarıda daire ile başlayan bakın bir tane görebiliyorsunuz. Daire ile başlayan ikincisini de görebildiniz. Yani yuvarlakla başlayan. Şimdi bunlar arasında bir eleme yaptığınızda tabii ki gördüğünüz gibi daire ve 3 yıldız, daire ve 3 yıldız, daire ve 2 yıldızı burada görüyorsunuz. Çünkü yıldızla başlayan ve sonunda daire olan yok. Bu şekilde ayırabilirsin bu 1. Ve buna devam edebilirsin. İlk 2 harfi bulmuş olursun. Neyi buldun? S'yi buldun. Arkasından da ne gelecek? E gelecek. S ve E'yi yazdık buraya. Buradan da eleyebilirsin. İlk başta S'nin olacağını düşündüğümüzden. Sonra ne kalıyor? Selma ile selam kalıyor. Burada 3. kelimeden sonra yani 4. kelime size cevabı verecek. Ama arada olduğu için dikkat edin. Bunun bir diğer yolu daha var. Aynısını son kısım içinde yapabilirsiniz. Son harfi bulduğunuzda da cevabı bulabilirsiniz. Baktığınız zaman ne var sonda? Kare ve üçgen var. Sonu kare ile biten ve bir öncesinde üçgen olan var mı? Bir tane tek var. O da M gördüğünüz gibi. Dolayısıyla buradan onu ayırdığında bunun M olduğunu söylersen diğerlerini de netleştirmek için isterseniz çözelim. Üçgen, kare, yıldız, üçgen var. Üçgen, kare, üçgen gördüğün gibi. Dolayısıyla üçgen, kare, üçgen bu şekilde ayrılır. Üçgen, kare, kare bir tane daha harf var. Tabii ki de bu ne olacak? Selam olacak. Selam oldu gördüğünüz gibi. L'yi buradan bulduk, A'yı da buradan bulduk. Cevabımızın C olduğu ortaya bu şekilde çıkar. Yani sondan da eleyebilirsiniz, baştan da eleyebilirsiniz. Cevabı en kısa şekilde aslında burada sondaki harfi bulsaydık sonda M olan tek bir tane var. Bu şekilde de ulaşabilirdik. Diğer soruya geçelim. Evet geldik 15. soruya bakalım ne istemiş. Kırmızı arabalardan birinin ikinci sırada olduğu biliniyorsa ondan önce verilen öncüleri de bakacağız. Arabaların sergilenişiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Burada da bir bilgi var onu da hatırlatalım. Bir galeride 3'ü siyah, 2'si kırmızı, 2'si beyaz, bir tane de mavi renkte olmak üzere toplamda 8 araba sergilenmiş. Galerideki arabaların sergilenişiyle ilgili şunlar bilinmektedir. 8 tane olduğuna göre ve bize sıralaması sorulduğuna göre mutlaka 8 sıralamayı yazmamız lazım. Bilgi verilir verilmez onları yerine yazabilmek için. Hemen bakalım kırmızı arabalar yan yanadır. Birinci soruda da vermişti bir bilgiyi. Mutlaka ama mutlaka ikinci sırada kırmızı olacak. Ama aynı zamanda kırmızılar yan yana olacak. Bu şu demek 1 ya da 3 de kırmızı olabilir demek. Devam edelim. Siyah ile mavi arabalar yan yana sergilenmeyecek. Siyah çarpı mavi olacak. Son sırada beyaz bir araba var. Beyazı buraya yazdık. 4. sırada da mavi araba sergilenmektedir dediğinde maviyi de buraya yazarız. Şimdi bunlardan başka bilgi vermedi. O zaman biz olasılıkları değerlendireceğiz. Bunu da yapmanın en kısa yolu şıklara bakarak olasılıkları değerlendirmek. Birinci sırada siyah araba sergilenmiştir. Olabilir mi bakalım. Buraya siyah yazarsak, siyahla mavi yan yana gelmemeliydi bunu hatırlatalım. Buraya kırmızı yazılmak zorunda olacak. Doğru mu? Doğru. Buraya beyazı yazarız. Siyahla mavi yan yana gelmeyeceği için. İki tane de siyahı buraya yazabilir miyiz? Yazabiliriz. Yani bu çıkarımları yapabilir miyiz? Yapabiliriz. O zaman bu doğrudur. Yani yanlışlık vardır diyemeyiz burada. Üçüncü sırada beyaz araba sergilenmiştir. Üçüncü sıraya beyaz araba yazarsak, birinci sıraya ne yazmak zorundayız? Kırmızı arabayı yazmak zorundayız. Peki şimdi dikkat ederseniz geriye 3 tane siyah araba kaldı ve burada 3 sıralama var. Dolayısıyla bu mümkün mü? Değil. Neden? Mavi ile siyah yan yana gelmeyecek demişti. Cevabı da bulmuş oluruz bu şekilde ve işaretleriz çünkü bu yanlıştır. Diğerlerine bakalım netleştirelim. İki siyah araba yan yana sergilenmiştir. Biraz önce görmüştük zaten. Olabiliyor mu? Olabilir. Kırmızı ile beyaz arabalar yan yana sergilenmemiştir. Mümkün mü böyle bir şey? Mümkün. Neden? Baktığınız zaman siyahı 1'e yazdığınızda kırmızıyı 3'e yazmış oluyoruz. İkinci kırmızıyı. Dolayısıyla beyaz ve kırmızı arabalarında yan yana sergilenmeme ihtimali mevcuttur. Cevabımız bu şekilde net bir şekilde B olacaktır. Bazen şıklardan giderek de cevaba daha kısa yoldan ulaşabileceğimizi göstermek adına bu şekilde çözdük. Olasılıkları şıklar üzerinde değerlendirmek kafa karışıklığını da önleyecektir diyelim ve geçelim 16. soruya.
Geldik 16. soruya. Bakalım bizden ne istemiş. Buna göre aşağıda isimleri ve taktıkları şapkaların rengi verilen öğrencilerden hangisinin düşüncesi taktığı şapkaya uygun değildir? 6 şapka tekniği var burada. Bakalım sorunumuz neymiş? Hepsini okumamıza gerek yok. Ders kitaplarının ücretsiz dağıtılması ve kullanımı bizim sorunumuz. Şimdi şapka şapka değerlendirelim. Özgür kırmızı şapka diyor. Kırmızı şapkanın düşüncesine bakalım. Duygusal bir bakış açısı verir. Kırmızı şapka takıldığında hiçbir açıklama yapılmadan sezgiler ve duygular söylenir. Yani düşünce sezgiye ve duyguya bağlı olacak. Bakalım. Ders kitaplarının dağıtılması kitap alamayan çocuklar için çok iyi oldu. Duygusal. Aynı zamanda bir kitaba sahip olmak beni ders sırasında güvende hissettiriyor. Duygu ağırlıklı, gördüğünüz gibi taktığı şapkaya uygun bir düşünce. B'ye bakalım. Akın mavi şapka dediş. Bakalım mavi şapkanın düşüncesi ne? Serin kanlılığı temsil eder. Mavi şapkadan önceki şapkalardaki cevapları düşünerek sonuçları ortaya koyar. Bakalım ders kitaplarının içindeki etkinlikler eğlenceli. Serin kanlılık burada yok. Ve farklı bir öğrenme ortamı sağladığı için kitaplar her yıl ücretsiz dağıtılmalıdır. Hemen genelleme yapmış. Ve bu genellemeyi de diğerlerine bağlayarak yapmamış dikkat ederseniz. Dolayısıyla buraya uygun değil, hatta duygu ağırlıklı da diyebiliriz buna. Cevabımızın B olduğunda bu şekilde netleştiririz. Diğerlerine bakalım, onları da öğrenmiş olalım. Hiranur siyah şapka. Siyahın düşüncesi neymiş? Olumsuz, kötümser ve karamsar. Bakalım. Ders kitaplarını öğrenciler ve öğretmenler kullanmıyorlar. Kitaplar bir yıl kullanılıp atılıyor ve devlet zarara uğratılıyor dediğinde burada olumsuz düşünceleri gördük, karamsar bakıyor. Diğerine bakalım, yeşil şapkaymış Aysel. Yeşil neymiş? Yaratıcılık ve özgün fikirler. Yeni bir fikir üretecek mi, üretmeyecek mi, ona bakalım. Kitaplar öğrenciye zimmetlenmeli. Sene sonunda toplatılıp ertesi sene kullanılmalı. Ayrıca öğrencilere soru bankası ve okuma kitapları da verilmeli. Yeni fikirler eklemiş yukarıdaki düşünceye, gördüğünüz gibi. Hem yaratıcılık hem özgün fikirler olarak bunu değerlendirebiliriz. Bu da uygundur. Cevabımızın B olduğunu netleştirmiş oluruz. 17. soruya geçeriz bu şekilde. Buna göre aşağıdaki dizelerin hangisinde yay ayraç içinde verilen söz sanatının örneği yoktur? Burada yukarıya bakmadan sanatları biliyorsak hemen sorumuzu çözebiliriz. Tezat demiş. Neden böyle düşman görünürsünüz? Yıllar yılı dost bildiğim aynalar, dost ve düşman arasında bir tezatlık var gördüğünüz gibi. Dolayısıyla buraya uygundur. Diğerine abartma arıyoruz. Benim derdim dağı taşı eritir dediği anda abartmayı görebiliyoruz. Kişileştirme. Bir yağmur başlar ya inceden ince, bak o zaman topraktaki sevince dediği anda kişileştirmeyi görüyoruz. Benzetme var mı burada? Cevabımızın D olduğu belli ama netleştirelim. Burada çiçekler açmıyor, kuşlar süzülüp uçmuyor, yıldızlar ışık saçmıyor, geçmiyor günler, geçmiyor dediğinde bir benzetme göremedik. Cevabımızın D olduğunu netleştirdik ve diğer soruya geçeriz. Geldik 18. soruya. Bakalım bizden ne istemiş? Türkçe öğretmeni Merve Hanım anlattığı konunun pekişmesini sağlamak amacıyla sınıfta 4 farklı etkinlik masası oluşturmuş. Etkinliklere Pınar, Yusuf, Hilal, Mehmet, Zeynep, Gamze, Ali, Kübra katılacak. 4 masa olduğu için biz de 4 masamızı çizelim. 4 tane masayı şöyle belirleyelim. Verilen bilgileri direkt üstüne yazacağız. Bakalım. Birinci masa slogan masasıymış, S diyelim. İkinci masa afiş masasıymış, A ile gösterelim. Üçüncüsü resim, resmi de yazdık. Sonuncusu da şiirmiş, onu da buraya yazmış, kodlamış olalım. Bakalım şimdi. Verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır, deneyeceğiz demektir. Her masada iki öğrenci çalışmaktadır, bu tamam. Hilal ile Gamze resim çizecektir. Hemen resime bunları yazalım arkadaşlar. Bunlar verilen net bilgiler olduğu için. Resime yazdık Hilal ve Gamze'yi. Devam ediyoruz. Ali ile Pınar aynı masada değildir. Ali ve Pınar çarpı atalım şöyle. Aynı masada olmayacaklar. Mehmet ile Zeynep aynı masada çalışmaktadır. Mehmet ve Zeynep'i şöyle düşünürsek bir paket halinde yerleştireceğiz ikisini de. M artı Z olarak düşünebiliriz bunu. Diğerine bakalım. Yusuf afiş hazırlayacaktır. Afişe de Yusuf yazalım. Geriye ismi söylenmeyen bir kişi kaldı dikkat ederseniz. O da Kübra. Şimdi meseleyi aslında Kübra belirleyecek. Nasıl yapacağız bunu? Şöyle düşünelim. İki tane seçeneğimiz var. Bunlar ikili hareket ettiği için gidebilecekleri iki yer var. O zaman şöyle düşünün. M artı Z'yi buraya yazarsak Kübra'nın nereye gitmesi lazım? Buraya gitmesi lazım. Neden buraya gitmesi lazım? Kübra buraya gitmezse bunlardan birisi arkadaşlar buraya gelmek, daha doğrusu bunların ikisi, özür dilerim, aynı yere gelmek zorunda kalacak. Ama şimdi ister A'yı buraya yazın ister P'yi buraya yazın fark etmez.
ayrılabiliyorlar. Bu birinci seçenek. İkinci seçenekte de M artı Z buraya gelebilir. Yani Mehmet ile Zeynep. Buraya gelirse Kübra yine afişe gidemez. Neden gidemez? Çünkü oraya giderse burada A ve P olarak Ali ve Pınar yine aynı yere gelmek zorunda kalacak. Ama aynı masada olamazlardı. Dolayısıyla Kübra ya da buraya gidecek. Yani Kübra ya slogana gidecek ya şiire gidecek. Bununla ilgili farklı bir şey görürsek cevabı bulmuş oluruz. Pınar afiş masasındadır dediğinde olabilir mi? Olabilir. Yani buraya ayırdığımız zaman ister Pınar buraya gelsin ister Ali buraya gelsin fark etmez. Zeynep şiir masasındadır. İkisine de gidebilir demiştik. Olabilir. Kübra afiş masasındadır. Olamaz. Neden olamaz? Çünkü Kübra afiş masasına gittiği anda Ali ile Pınar yan yana gelmek zorunda kalıyor. Dolayısıyla cevabımız kesinlikle yanlış olan C olarak karşımızda. Ali şiir masasındadır. Ali şiir masasında da olabilir. Bu da seçenekler arasındaydı. Buna da dahil diyebiliriz. Cevabımız C olacak ve son soruya geçeceğiz. Geldik 19. soruya. Buna göre etkinliklerinin demiş 1, 2, 3, 4 en kalıcı öğrenmeden en az kalıcı öğrenmeye doğru sıralanması aşağıdakilerden hangisidir? Puanlamalar var dikkat edelim. Okuduklarımızın %10'u böyle diyelim evet %10'unu hatırlarmışız. Dinlediklerimizin 20'si, gördüklerimizin 30'u, dinlediklerimizin 50'si, dinlediklerimizin ve gördüklerimizin, söylediklerimizin 70'i, söylediklerimizin ve yaptıklarımızın 90'ı. Şimdi burada eşleştirme yapacağız demektir. Gruplar halinde çalışmak mı, bireysel çalışmak mı daha iyidir konusunun sınıf içerisinde anlatmak. Burada ne girer işin içerisine aslında? Söylediklerimiz girer. Anlatıyoruz çünkü 70 yazalım buraya. Devam edelim. Nihat Sami Banarlı'nın Türkçenin Sırları kitabının önemli yerlerini farklı renkteki kalemlerle altını çizerek okumak. Okuduklarımızın kaçıydı? 10'uydu. Bunu da buraya yazmış olduk. 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü için bir özgün senaryo hazırlayıp sınıfta canlandırmak. Aynı sırada yaptıklarımız içerisine girecek bu da. Dolayısıyla 90 diyebiliriz buna da. Diğerine bakalım. Milli tarihi ve kültürü etkileyici bir şekilde anlatan Etnografya Müzesi'ni rehber eşliğinde gezmek. Gördüklerimiz ve dinlediklerimiz olarak değerlendirirsek bu da ne olacak? 50. Şimdi sıralamayı yaptığımız zaman üçüncüsü birinci sırada olacak. Gördüğünüz gibi en kalıcıdan başlıyorduk. Üçüncüsü birinci sırada, birincisi ikinci sırada, dördüncüsü şöyle yazalım. Üçüncü sırada geriye ne kalıyor tabii ki? İkincisi kalıyor. Yani 3, 1, 4, 2 olacak. 2 Roma ile yazdık. Diğerlerini normal rakamla düzeltelim. 3, 1, 4, 2 olacak. 3, 1, 4, 2'yi de nerede görüyoruz? Ceyhan'da görüyoruz. Bu şekilde de cevabımızı bulmuş oluyoruz. Bu videonun da sonuna geldik. Umarım sizin için faydalı bir ders olmuştur. Yeni derslerimizde buluşmak üzere. Hepinize iyi günler, iyi çalışmalar diliyorum. Küçük bir hatırlatma. Kanalımıza destek olmak için abone değilsek abone olmayı unutmayalım.